birebir de tanıyorsun. Hakan Çalhanoğlu. Evet. Ve bu milli takımın da kaptanı. Evet. Ben eleştiri dozunun, ya oynamıyor çocuk. Oynamadığı yerde eleştiriliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Hakan'ın bizim milli takım için anlam önemi nedir? Sen birebir de tanıdığın için bak şöyle, daha iyi yorumlarsın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Erkut. Bak şöyle izah edeyim. Belki daha etraflıca anlatırsak daha doğru olur. Evet. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirenler milli takımımızın tüm oyuncularının gelmiş geçmiş tüm oyuncularının gol adetlerine, istatistiklerine falan bir baksın. Kaç maç oynamışlar, ne olmuş, tamam mı? Bir baksınlar. Ben 25 defa milli oldum, 7 gol atabildim. Tamam mı? Çok geç yakaladık, 7 gol. Yani hatırı sayılır Türkiye'de otorite olarak geçen, gerçekten hatırı sayılır abilerimiz... Bizim oynadığımız rakamlara da ulaşamadılar milli takım kariyerlerinde. Tabii. Tamam. Şimdi bir de Hakan Çalhanoğlu'nun istatistiklerine bir baksınlar. Milli takım istatistiklerine. Bence çok gereksiz, çok haddinden fazla bir eleştiri var. Çocuğu da çok yakından tanıdığım için, çok da sevdiğim için. Benim babamın oğlu değil. Kötüyse kötüdür. Miadı dolduysa miadı dolmuştur. Çünkü milli takım bir bayrak. Bizler de geldik, geçtik, yerimize oyuncular geldi. Onlar da oynadılar. Hepimiz de olduğu gibi. Hakan'ın da süresi dolacak. Ama ben çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ve Hakan Çalhanoğlu'suz bir milli takımı düşünemiyorum ben. Çekip, çeviren, organize eden, Inter deneyimiyle, Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Oraları çekip çeviren, o bilgiyi birikime aktarabilen dışarıda düşünemiyorum Hakan Çalhanoğlu'nu. Ha, şunu yapabilir Montella. Kardeşim ben başka oyuncuyla oynayacağım ama Hakan Çalhanoğlu orada olur, kampta olur. O bilgi birikim önemli. Bazen hiç oynatmayabilirsin ama kampta olur. Gözünün içine bakar genç oyuncu. İyi bir hava yakalandı, kabul ediyorum. Kazanan takım bozulmaz, kabul ediyorum. Hocanın tercihlerine saygım sonsuz, kabul ediyorum. Belki Hakan'ı da motive edecek, daha bir tık yukarı atabilecek bir şey olabilir bu yaşanılanlar. Onu da kabul ediyorum. Ama çok haksızlık edildiği yani kanaatindeyim. Değersizleştirmeyi ben kabul etmiyorum. Yok, yapamazsın istatistiklerine ki. İstatistiklerine baksınlar dedin, yardımcı olayım izleyenlerimize. Milli takım tarihinde... Evet. Oyuncu 29 yaşında bu arada. Evet. En fazla maça çıkan 8. oyuncumuz. Evet. En fazla gol atan da 9. oyuncumuz, 17 golü var. Buyur. Daha 29 yaşında. Hani bunun 34-35'i olduğunu düşünelim. Sen kaç yaşında bıraktın abi milli takımı? 32. Ya da işte 34-35 oynayan vardı. Tugay Kerimoğlu gibi. Ya zaten. Emre Belezoğlu gibi. Tabii. Vardı yani. Var. Bak, Burak Yılmaz gibi. Ben bir şey boşu boşuna söylemem Erkut, biliyorsun. Çocuğa çok haksızlık yapıldığı evet. kanaatindeyim. Çocuk da demeyeyim, kardeşim olduğu için kaptana çok haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. İstatistikler onu söylemiyor. Çok saygıdeğer bir istatistiğe sahip ve yani gözünün üstünde kaşın var diye vurulan bir duruma geldi iş yani. Evet. Bir kısım görüş Hakan Çalhanoğlu istemiyor diye onun arkasından giden ve ona kapılan, o rüzgarla hareket eden bir başka görüşü kendine çekmeye çalışan bir durum olmaya başladı. Bu arada burada da yine bir Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesi var. Oyuncu Galatasaraylı diye Galatasaraylı sahip şey çıktı. Fenerbahçelilerin altında ya. Güster durum var. Öyle bu arada bir şey yok. 25'te ya 26 ben Beşiktaş'ta oynuyordum. En yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli, en yakın arkadaşlarım Galatasaraylıydı yani. Evet. Olmaz 26 ya. Maç oynamışsın bu arada. Ben mi? Evet. Ne bileyim ya. Işte, bir de şöyle bir şey var. Hani bu Icardi konusu da konuştuk ya Real Madrid durumunda. Şöyle bir tehlikeyi de biz kendi kendimize oluşturuyoruz. Şimdi bir Almanya doğumlu ya da işte Fransa doğumlu, Belçika doğumlu genç bir futbolcu kardeşimiz mesela çıkıyor. Biz onu genç milli takımlarımıza almaya çalışıyoruz. Ya da o örnek veriyorum Almanya genç milli takımda oynuyor diyelim ki U17, U19. Biz bu oyuncuya A milli takım teklifiyle gittiğimizde
burada da bir kötü örnek oluşturuyoruz. Mesela ben bir gurbetçi vatandaş olsam ve oğlum da 17, 18, 19 yaşında olsa ben Hakan Çağlanoğlu'ya yapılanlardan dolayı kafamda bazı soru işaretleri olabilir karar mekanizmasında. Ne kadar vatansever olursam olayım bu arada. Hı hı. İlkay Gündoğan büyük bir saygı duyarken, Türk olmasına karşın Alman milli takımı kaptanı çok büyük bir saygı duyarken Almanya'da yani. Biz kendi evladımıza aynı saygıyı gösteremiyoruz. Bak, Erkut, kaptanlık pazubandının başka bir saygısı olması lazım. Bence. Erkut, kaptanlık pazubandının tabii ki saygınlığı olması lazım. Kabul ediyorum. Ama her şeyden önemlisi şu. Ya abi gözünün üstünde kaşın var evet. diye çocuğa vurulmaz ya. Olmaz yani bu kadar. Vay efendim ne yapmış? Ya söylüyorum işte istatistikleri açın bakın. Hiçbirimizin yapmadığı kadar katkısı var Hakan Çağlanoğlu'nun milli takıma. Hiçbirimizin, konuşanlar dahil. Doğru.